Merhabalar, ben Köftesi Köte ve yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu seri tamamen bir ders serisi olacak. Size değişik sorting sistemlerinin yani depolama ve yerleştirme sistemlerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Tabi bunları bazı kriterlerle birlikte yapacağız. İlk olarak bu kriterlerimizi sayıyorum. Madenlerin otomatik olarak işlenmesi lazım. Madenlerin otomatik şey her item'ın otomatik olarak ait olması gereken yere girmesi lazım. Tanımlanamayan item'ların gideceği bir yer olması lazım. Evet. Bunlar bizim kriterlerimiz. İlk önce bu bölümde en basit depolama yollarından bir tanesine girişeceğiz. Barrel. Barrel'lar Factorization modunun eklediği item depolama yollarıdır. Farklı tip item her bir barrel en fazla sadece tek bir tip item depolayabilir. Sıradan oyuncuyla olan serimi izleyenler barrel'larla yapılmış bir sorting sistemi yaptığımızı görmüştür. Yaş o seriye devam edemedik ama edeceğiz bir ara. Barrel'lar bir tip item'dan 64 stack yani 64 tane 64'lük depolayabilir. Ancak bir barrel'ların bir upgrade'i vardır. Extra Dimensional Storage. Barrel'ların craftingine gelecek olursak wooden log'lar ve slab. Bunlarla yapılıyor. Extra Dimensional Upgrade, bir barrel, bir ender pearl, 4 Dark Iron bloğun yakılması, Raft Igniter ile yakılması sonucu oluşur. Ve 2 Blaze Rod ile yapılıyor. Eğer bir barrel'a Shift click ile tıklarsanız gördüğünüz gibi buna dönüşür. Extra Dimensional barrel'lar. Bunların olayı 1024 stack depolayabilirler. Ancak eğer 64 stack'ten daha fazlayken kırdığınız takdirde sadece ilk 64 stack'i geri alırsınız. Tabi upgrade'inizi de geri alırsınız ancak o 64'ü geçen sayıdaki item'ları kaybedersiniz. Barrel'lara item aktarmak için birkaç farklı otomatik olarak item koymak için birkaç farklı yol var. Bunlardan en mantıklılarından bir tanesi dur. Tüpler. Eğer Buildcraft pipelarının fanıysanız Buildcraft pipelarıyla da yapabilirsiniz. Ancak ufak bir uyarı, hepsini Diamond Pipe yapıp içlerine hangi item geleceğini ayarlamanız lazım ve bu biraz uğraştırıcı. Bunun dışında Factorization'ın kendi eklediği bir sistem de var. Router. Router'lar şu şekilde craft ediliyor ve router'ların çalışma prensibi tamamen bir bağlı olan inventory'ler arası iletişim kurabiliyor. Yani bu inventory'lerin yani depolama alanlarının hepsi bu router'a göre bir ulaştırma yolu ve hepsi birbirine bağlı olduğu için şuradaki barrel'a da erişebilir, şuradaki barrel'a da. Ve ben texture pack'imi değiştirmeyi unuttum, değil mi? Tamam, geri aldık. Router'ların birkaç upgrade'i mevcut. Şunları bir alalım önce. Achievement get. Eğer bu şekilde atarsan gördüğünüz gibi bunları tek tek yerleştirecektir. Ve direkt sırasıyla yerleştirecektir. Eğer upgrade'lere bakacak olursak Item Filter, Machine Filter, Speed Boost, Thrones, Bandwidth ve Ejector Upgrade. Bandwidth Upgrade'in yaptığı işe gelecek olursak gördüğünüz gibi her seferin direkt bir stack item taşıyor. Normalde tek tek taşıyacağına. Thrones Upgrade, tabi upgrade'leri şu şekilde de silebiliyorsunuz. Buraya gelip Delete'e basarsanız upgrade'iniz silinir. Thrones Upgrade direkt karşılaştığı ilk inventory'ye atmasını sağlar.
Ancak şöyle bir sorun söz konusu. Şimdi önce bunu attı. Tabii bunu şu an gösteremedim de çoğu zaman karışıyor ve bundan sonra direkt buna geçebiliyor. Böyle bir sorun olduğundan bunu unutmayın. O yüzden Rudder kullanarak bir barrel storage yapacaksınız. Sakın Rudder'ın onlara otomatik yerleştirmesini sağlamayın. Ya da otomatik yerleştirmesini engellemek istiyorsanız bir filter koyun. Şey, filter demişim. Otomatik olarak bir item'dan bir tip koyun mesela. Speed upgrade'e gelecek olursak eğer. Thrones'u kaldıralım. Delete tuşuna basıyorsunuz. Speed boost adından da anlaşılacağı gibi hızlandırıyor. Makineler arası geçiş hızını kaldırdığı için oradaki bekleme süresi kalkıyor ortadan ve bu sayede bu daha hızlı bir biçimde çalışıyor. Item filter tamamen hangi tip itemların gönderileceğini seçmenizi sağlıyor. Mesela 4 koyuyoruz ancak almıyor 4'ü. Fakat cobblestone koyarsak cobblestone'u atmaya başlayacak. Bu da buydu. Son olarak machine filter ve ejector'a geçeceğiz. Ejector'a şimdi geçmeyelim. Ejector çünkü bu konuda işimize yarayacak bir şey değil. Machine filter gördüğünüz gibi sisteme bağlı olan makineleri tarar. Eğer bu sisteme başka bir inventory bağlı olsaydı mesela bir chest ya da vesaire onu da algılayacaktı. Bunları kullanarak kendinize değişik sorting sistemler yapabilirsiniz. Şimdi basit bir örneğini inşa edeceğim. Tabii öncelikle bize madenleri otomatik olarak işleyecek bir sistem lazım. Bunun için birkaç farklı yolunuz var. Direkt en verimlilerinden bir tanesiyle gireceğim. Thermal expansion makineleri. Bunun için direkt pulverizer ve powered furnace alıyorum. İşin bu kısmı o kadar önemli değil. Daha gelişmiş sistemlerde biraz önemli olabilir fakat bunu da pek önemli değil. Şunu şu şekilde ayarlamayı tercih ederim. Şu an sadece bunu tamamen siz kendiniz belirleyeceğiniz için şimdi geçici bir düzende yaptım bunu. Ve kendimize diyelim core'imizden bir Ender Chest'le geliyor. Ve ne verelim? Sonic Machine. Neden olmasın? Sonic Machine'imizi buraya koymayalım. Direkt şuraya koyalım. Ve tüplerimizi alalım. İki farklı yol göstereceğim. O yüzden birazdan bekleyin. Girişi arkaya şey. Dur bir saniye. Bu yanlış yaptım. Pardon. Tamamdır. Girişi arkaya yaptım ve bunu renklendireceğiz tabii ki de. Ve router'ımıza bağlanıyor geri kalanında. Bunun dışında term expansion makineleri hakkında ufak bir uyarı. Direkt olarak tüplere çıktı veremiyorlar. Bu yüzden bize relay lazım. Aslında buraya da bir relay koysaydık bence güzel olabilirdi. Evet. Biliyorum çok fazla şeyi sırasıyla değiştiriyorum ama ya bir de ufak bir not gördüğünüz gibi artık bağlanmıyor çünkü gireceği bir inventory değil. Ve bize ne lazım? Paintbrush. Ve bir şey unuttum. Beyaz madenlerimiz olsun. Sarıda geri kalan her şey.
Ayrıca bence şurayı bir Restriction Tube ya da eğer burası uzaksa Transposer yapmanız mantıklı bir seçenek. Restriction Tube'un olayını Red Power incelememi izleyenler biliyordur. Tamamen burayı 5000 blok uzaklıkta gösteriyor direkt bu iki blok arasını. Dolayısıyla da Red Power tüpleri uzaklığa göre çalıştığı için en yakın inventory olarak bunu görüyorlar. Evet. Ve buraya iki farklı enerji sistemimiz lazım. Önce enerji frame'imizi ve enerji conduit'lerimizi alalım. Conduit'lerimizi koyalım. Bunu çıktıya ayarlayıp gördüğünüz gibi artık bunlara enerji veriyor. Ve şuraya da bir enerji lazım bunun için. Battery box. Gerçi bu işin angarya kısmı, bunu diğer videolarda atlayacağım. Çoğunlukla. Ve bunun modlarını ayarlayalım. Şimdi şurada kal. İstediğimiz mod bu. Burası sarı olsun. Burası da beyaz. Kendimize birkaç maden verelim. Direkt Iron Gold. Iron Sand. Iron Gold'umuz beyaza gidecek. Başka? Evet, şu an sadece Iron Gold'u işlesek de yeter. Geri kalan madenleri işlememize gerek yok. Ve buraya upgrade'lerimizi koyacağız. Şu an hiçbir, sadece Thrones upgrade mevcut. Bunun dışında bize ne lazım? Speed upgrade, daha hızlı çalışması için. Ve bandwidth upgrade. Evet, ihtiyacımız olan tüm upgrade'ler bunlardı. Ve buraya istediğimiz şeyleri yerleştirmeye başladım. 4 Cobblestone, Wood, Sapling, Elma, neden olmasın? Iron'ın işlenmesi hakkında ufak bir detay söyleyeceğim. Iron'ı Pulverizer'da işlediğiniz takdirde Ferrous elde etme şansımız var. Bu arada şunu çekeyim. Direkt şöyle. Ve o nikele dönüşüyor. Dolayısıyla da onu buraya atacağız. Gold. Diamond. Redstone. Lapis. Şu an normal koşullarda elde edebileceğimiz madenlerden gidiyorum çoğunlukla. Emerald. İki şey daha lazım. Sand ve Gravel. Evet. Bunları yerleştirdik. Ve sorting machine'imizi olması gereken konumuna getiriyoruz. Bu. Şimdi diyelim ki bir quarry'miz çalışıyor. Tabii bu daha büyük olacak. Bu basit bir örnek. Ve unutmadan son bir şey daha. Finale bir diamond chest yerleştirmeniz lazım. Ama bazen buradaki itemlar da buna gidebilir. Bunun için güzel bir çözüm önereceğim size. Direkt şurayı renksiz yapıp
Şunların hepsini alıp machine'imize koymak. Normal koşullarda bunu da yapmadan gidebilirsiniz fakat bu tamamen bir şeyleri garantilemek için, yani istemediğiniz bir sonuç elde etmemek için, çünkü router'ların çalışma prensibi o kadar stabil değil. Ve bunlar turuncu. Paintbrush'larımızı tekrar alıyoruz. Sarı ve turuncu. Turuncu buraya. Tüplerimizi alıp sarı da buraya. Kısacası artık ne yapacağını bilmediği şeyler bu Diamond Chest'imize gidecek. Geri kalanları ise gördüğünüz gibi router'ımız onları yerlerine yerleştiriyor. Bu şekilde. Ve bu sistem de böyle. Ancak barrel'larla uğraşmanın biraz daha değişik bir yolu var. Direkt tüplerle de uğraştırabilirsiniz. Bunun için buna ihtiyacınız olmaz. Direkt size tüplerle bir sistemi de göstereyim hemen. Varsa hazırlayayım. Evet. Bunu da yerleştirdik. Ufak bir uyarı. Barrel'lar item kabul etme işini sadece üstten yaparlar. Alttan da kabul edebilirler maksimum. Maksimum. Bu arada artık bunlara gerek yok. Maksimum bir stack item'ı alttan kabul edebilirler. Geri kalan hepsi üstten girmek zorunda. Fakat altın önemli bir olayı daha mevcut. Alttan item çekebilirsiniz. Diyelim bir regulator'ınız var. Sisteme bağlı direkt alttan item çekebiliyorlar. Bu şekilde de çalışıyor ve demin gördüğünüz gibi hepsini olması gereken yere yerleştirdi. Hatta içine biraz gold atayım. Gördüğünüz gibi gold buraya pulverizer'ımıza gidecek. Burada işlenip direkt sistemimize geri karışacaktır. Evet, bu barrel'larla yapabileceğiniz sorting sistemler. Buildcraft pipeline'ı da göstermek istedim ancak pek mantıklı bir yol değil. Dolayısıyla da bu şekilde gitmekte fayda gördüm. İzlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen bölümlerimizde daha da karmaşık sistemler göstereceğim. Bu yapabileceğiniz en basit yollardan bir tanesi. Aa dur, kritiğimizi yapmayı unuttuk. Her bölümün sonunda kritik yapmam lazım. Evet, bu sistemin avantajları ve dezavantajlarına gelelim. İki türlü de bu sistem maden yönünden ucuz. Gayet ucuz. Ancak barrel'ların yapımı yüzünden sağlam bir odun kaynağı lazım size. Bunun dışında çok fazla yer kaplıyor. Gerçekten çok fazla yer kaplıyor. Daha itemlarımızın oyunda bulunan toplanır itemların %70'inden fazla %10'unu bile yapmadık. Bu arada şöyle sonda bir tane chest koyarsanız eğer ve bunu Restoration Tube yaparsanız direkt bunun burada tanımlanamayan itemların buraya gitmesini garantilemiş olursunuz. Ya dur. Ben kritiğimi daha düzgün bir biçimde yapayım. Avantajları. Ucuz. Kolay yapım çok kolay. Ve itemların bulunması da oldukça kolay. Dezavantajları odun yönünden çok pahalı. Ciddi bir odun stoğu lazım. Çok fazla yer kaplıyor. Gelişmiş işlemler için yeterli değil. Bunun gibi avantaj ve dezavantajları var. Ancak basit bir şey istiyorsanız eğer gayet güzel bir seçenek. Ayrıyetten diyelim ki
fazladan cobblestone'u direkt geri dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun için size bir tavsiye, yöntem. Tüplerle yaptığınız takdirde tabii bu. Kendimize bir adet filter veriyoruz. Filter'ı bu yönden koyuyoruz. İlla tornavida ile uğraşacaktır. Uğraştıracak mısın beni? Tornavida ile uğraşmak istemediğim için bunu yapıyorum. Ve kendime bir adet cobblestone veriyorum. Evet. Ve Recycler. Bu şekilde sistemde çok fazla cobblestone olduğunda bunlar direkt buraya gitmeye çalışacak, fakat buradan önce uğramaları gereken bir durak daha var ve orası bu. Buradan sadece cobblestone'lar geçebilir ve dolayısıyla da cobblestone'lar bu geri dönüşümüze gidecektir. Gayet stabil ve iş görür bir depolama sistemi. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.